Evet, az önce efendim süre bitti. Biliyorsunuz Instagram'a belirli kuralı vardır. Bir saat sürdü efendim. Bakalım kimler gelecek? Konumuz ne olacak? Yine mi aynı başlık tutur oldu? Önceki. Orijinalimi de göstereyim şöyle. Nasıl olmuş efendim? Güzel mi? Hı. Ama çok üzüldüm gerçekten. Ha, Cennet'in mobilya geldiyse ya Cennet'in mobilya Zümrüt Sol isimle beraber yine efendim kalkıp da dört tane bir rotet atıldı. Nedir yani bu kadını çekememezlik? Ben kadını savunmuyorum Zümrüt'ü. Ama Allah için konuşuyorum ve Zümrüt'ü es geçen ben yayın yapıyorum. Yani burada benim hakkım değil mi bir rozet? Bir rozete tıklayın efendim, orada zaten ne kadar olduğu yazıyor. Yakında zaten TikTok'a geçiyorum. Yapmayın efendim. Evet, dilenci deyin bana. Dilenci deyin. Ha. Ben de Okşan dilenciyiz. Aha. Ama emek veriyoruz. Okşan'dan. Sibel. Baysal. Emek veriyoruz yani. Emek. Ha, geldi Zümrüt. Zümrüt bir şey yazsana canım. Efendim size rozet atın. Alın. Alın alın derken atın TikTok TikTok. Nerede Zümrüt? Göremiyorum. Zümrüt az geldi. Ester, hoş geldin. Ay ay ablacım ay. Ne Günaydın ablacım, günaydın ablacım. Yine sabah oldu. İçime hüzün doldu. bunlara Zümrüt, bunlara entrika kavga lazım ki rozet atsınlar. Vallahi entrika çok olduğu için dün yayınlar 80-90-100'dü. Hep takip ettim. Yani çok Tamam da kişi günah oldu ama. rozet olmadıktan sonra bak mesela Ha. ben Ha. akşama nerede başlayacağım? TikTok'ta.
Şimdi entrika oluyor ama bu arada harcanan kişiler, yakılan kişiler var. Bir ara bendim, bir ara sendin, bir ara okşandı. Yani okşana pek olmadı. En çok senle benle uğraşıldı bu hal. En çok senle tabii. Sonra benle. Gene benle de ama sen iki kat senle uğraşıldı. Çünkü sen daha çok hiç korkmadan sözünü söyledin ama ben çekindim. Aman Instagram'ımız kapanmasın. Aman bir şey. Ben hep sustum. Lafların çoğunu yedim ama sen yemedin. Açık açık konuştuğun için zaten ne geldiyse başına. Yani devamlı bir şey olacak. Bir kişi birkaç kişileri kafaya alıp grup olarak saldıracak. Grup olarak ezecek. Grup olarak bunlardan en güzel eleman ezilecek olan, üzerine saldırılacak olan kişilerden biri ben oldum. Çünkü dediler bu Avrupa'da bir bok yiyemez bize. Başladılar bana geçirmeye gelen giden. Yani bunlardan biri ben oldum. Şimdi de zavallı kadın oluyor. Hiç önemli değil. Hayvanlarına acıyın bari. Kimseye acımıyorsanız kadının köpeklerine acıyın yani. Yazık. Üzülüyorum. Ben gerçeği söylemeden yapamam. Söyleme abla dedi birileri. Sana saldırır. Niye saldırsınlar? Ortada bir gerçek var. Üç tane köpek. Onların köpeği artık o. Şu olabilir. Ağzından bir şey kaçmıştır. Benim gibi dengesiz, patavatsız, kalbi temiz, bilmeden konuşmuştur, konuşmuşuzdur. Hemen kalkıp da gruplaşıp anneniz, babanız yaşınızdaki insanlara bu şekilde davranmaya kimsenin hakkı yok. Çok üzüldüm. Bir hayvan sever olarak kadının köpekten üzüldüm. Ağlıyor. Ağla, içinden gelmeyen insana ağlar mı? Yazık. Ben ağladığım zaman başım ağrıyor. Acı çekiyorum ağladıktan sonra. Beynime ağrı geliyor. Günah. Orada bir hata var, bir yanlış anlaşılma var. Özür dilenir. Tamam, ben çocuk da olsa suçumu bilince özür diliyorum herkesten. Bence üzüldüm, çok üzüldüm. Hayvanlara çünkü yapılan yardım başa kalkınmaz. Harun geldi, dedikoducu Harun. Hoş geldin canım. İstek at Harun, gelmek istiyorsan yayınlara. Günaydın. Yani olay o değil. Hayvan sevdiğim için hayvanlara üzüldüm. Tabii ki o kişileri de çok seviyorum. Yani bir kişinin büyüttüğü olay, beş kişisi grup olup da saldırdı mı, o kişiler benim gözümden düşer. Ben garibin arkasındayım. Evet. Başa takıldım Selam zümrüt söyleyeyim. sen Hanımlar kon. sohbetim bol olsun. Gelmek istiyor musun Harun yayına? İstek at. Günaydın anneciğim, günaydın ablacığım. Yine sabah oldu, Görüyor içime musun? Başa takıldım. oldu. Evet arkadaşlar, ben bir kahve alayım geleyim. Gelmek isteyen varsa istek atsın lütfen. Harun ne haber? İstek at. Yani. Yolun güle dolsun, güller dikensiz. Selam, günaydın hanımlar. Selam canım, cemalet ne? Okuyamadım. Mevki. Ahiretliğim, zümrütüm. Tanımıyorum ki. Yazsan ne olur. Mevki kim? Nerede yüzünü gördüm? Nerede yüzünü gösterdin? Ancak similya sallayıp yüzünüzü kapatıyorsunuz. Al götüne sok similyanı. Bana similya ne sallıyorsunuz? Ben kadınım. Tanımadım similyayı. Seyretsem ne olur? İnternetten de seyrederim ben. Yani. Bana şey sallıyorsunuz. Gelin güzel efendi efendi. Zümrüt ben buyum. Beğenirsen seninle görüşeyim. Arkadaş olayım, bir teklif edin. İnsan gibi medeni bir şekilde. Al Geleceksin bana şey. diye Ha, yazık ah. yolda yedim. Arkadaki köpeği al eline. O köpeği al kucağına. Şeye benziyor. Feride'nin köpeğine. İçirdik yandan. Feride'nin şehirdeki
Şengül'de ha. Orada beyaz Evet. köpek var ha. Feride'nin köpeği Evet. övün. Aynı orada. Orada aynı. Neden Ha. çöle? Feride'nin köpeği aynı o Eşkabalım. Şengül'de. Senin olsun ayıdı. Günah o hayvan şimdi. Eşkabalım. Senin olsun Güzel günler, ayıdı. güzel günler bizim Ne oldu olsun. kardeş? Ne oldu? Yoldan mı kaldın? Doluya mı düştün? Dardan mı kaldın? Bir zalim elinden yaramı Günaydın aldın. canım hepsi. Affedin kardeşim. Kime benziyor bu? Feridenin mi? Feride'nin köpeğinin aynısı şeyde Şengo'da var. Şengo'da beyaz böyle tabii. Şengo üstlendi bakıyor diye. Aynı onun beyaz. Orada bakılıyor. Hadi. Aa. Onlara yapılan yardım için konuşuldu. Ne kadar ayıp bir şey. Ağız yok dili yok hayvanlar Ha suçlu. şeyi mi diyorsun? Şu 500 TL olayını mı diyorsun? Ha, köpeklere yardım edilmiş bir şey konuşulmuş ya. O mevzu. Günah. Ha. Ama Ama onlar şey ya. hayvanlara yapıldı yani. Bak havlıyorlar. Allah'ın sesi Cevap geliyor. Bak. Aşağı. veriyor, cevap veriyor. Hatiyesine giriyor. Stüdyo Pilav, hoş geldin canım, hoş geldin. Bir kahve daha içiyor, bitiyor kahvem benim. Şimdi efendim, Zümrüt şeye gitti, kahve almaya, yapmaya. Ben şunu söylemek istiyorum. Şengül ablaya yapılan bir destek, valilik izni olayı olmadığı süre içerisinde, IBAN paylaşılmadığı süre içerisinde Marlboro da içer, Maltepe de içer. Size ne? Sibel, sen bana Almanya'dan bir kadın yönlendirdin. Kadın kız bana yardım. Şöyle bir avuç kız geldi benim evime. Sen dedin ki sana köpeğine biri yardım edecek dedin. Şöyle bir avuç boy sarı da saç takmış çıt çıtlı kuru. Üflesen uçacak kaçı. Kızım kızım diye ben bunu aldım koynuma falan. Bu kız bana biraz şey yaptı. Köpeklerime mama aldı. Bir kere aldı. 2-3 ay sonra bak. Hastaneye düştüm gelirim seni alırım dedi gelmedi. Sözün arkasında durmadı. Konuştu attı tuttu tüttü pıttı kuttu. İki kere mama aldı. Herhalde korkudan mı nedense bu aleme geldiği için burada fakir isimle buraya geliyormuş. Seni tanıyor. Onda seni çok seviyor. Tamam mı? O ara seninle küs olduğumuz aylarda bu kadın bana yardım etti. Anladın mı? Bu kız kayboldu ortadan. Yani abla oraya ve bana iş gösterdi. Beğenmedin dedi. Beni bir daha aramadı. Temizlik firmalarının da sahibi şey çalıştırıyor kız. Yani sözün arkasında durmadı. Bahane aradı. Yani bana destek olmasın diye. Bunu da açık konuşayım burada. Var burada böyle işte. 2 gün önce birine daha gittim. O da öyle yaptı. Burada onun Alman kız. Anne Alman şey baba anne Alman anne Türk doktorun kızı. O da öyle yaptı. Yani beni Dosttan yarıda bıraktı. kıvam Yardım etmediler bana abla. Yarıda bıraktılar beni. dostum. Dosttan Yarıda bıraktılar çünkü çok her şey pahalı, geçinemiyorum. kıvam sizin. Beri kortis jına. Ne? Kilo mu almışsın? Ha, doğrudur. Yok resimden. Resim büyüklüğü ne kilosu. Büyük olarak resim. Yakınsın kameraya ondan. Yok, başka kule atsa şey yapardım, engellerdim de. Dediğin gibi yakından olduğundan. Kameradan dolayı. Ve kaşlarını benim gibi kalın yapmış. Benim gibi modelimi yapmış. Kaşları. Güzel. Öbür saçta toplamışsın. O resime bayıldım. Toplamışsın şöyle kaşı ne güzel onu büyüt.
evini aslında. Kaşlarına Ritim çok güzel. değdirirsin. Günaydın canım. Hoş Güzelliğin geldin. Hoş yoktur sorun. geldin Hüseyin'ciğim. Hüseyin, rozet al iki benim için. Bugün rozetleri ben topluyorum. Kimse Evet, olmadığı için. tamam. Deniz Karan, hoş Ay, geldin. yağlıyken ne kötü oluyor saçlar. Hemen boyayayım ben birazdan. Çok kötü oldu saçım. Ben de alacağım bugün bir tane boyayabilir musun? Her şey Kırmızı. saçını böyle şey mi yapıyorsun? Kurutarak böyle böyle sıkarak mı yapıyorsun? Yok yok, Şey öyle böyle değil ya. çekiyorsun, köpük. Kütük Vallahi benim kullanıyor musun saçına? ha? Makineyle kuruturken senin makinenin ucu şeyli mi böyle kıvırcıklı kurutuyor? O makinede Yani mi? şurası var ya, şurayı boyuyorum Meç olarak mı beyaz yapıyorsun? Şey meç olarak mı boyuyorsun? ben. Hayır, dip boyası. Evet, İstedikleri dip boyası. kadar bana Zaten sarı saçlı sürüp sürme. Yanar yani devamlı. desinler. Uca Hiç önemli devamlı değil. sürme. Sadece dipten boyayacaksın sarı saç. Yanıyor yoksa. Yanıyor yüreğim, yanıyor ciğerim, sensiz olmuyor, olmuyor güzelim. Ha, kaçı gibi mi Kolay değil çıktı? afiş. O duvara afişler yapışır, şimdi de yapıştırırım. Kolay değil. Evet. Gece sabaha kadar şarkı söyle, alkol al. Bedava okumuyordum. Ya ciğerlerim mahvoldu. Kaşı şey, viski içeyle, sıcak çayla içip sahneye çıkıyordum. Boğazım açılsın diye. Makberler bilmem neler. Ne uzun şarkılar. Ertesi gün sesim çıkmıyordu. Evet, paşa tutturduğumu kaldırdım efendim. Biz buradan dilenci değiliz. İnsan içinden gelirse atar, alır. Bu da vergiye tabi değildir. Nasıl TikTok, nasıl Instagram, nasıl farklı sosyal mecralar, YouTube veya Lolo, Lila denilen sosyal medya. Lolo, Lila benim köpeğimin adı, kızımın adı. Ha. Ötekisi Bel'de. Bundan dolayı Şeydeki Sibel'de var ya, yani Sibel var bu Almanya'da. şeylerin eğer dergisi olmuş olsaydı TikTok'a gitsinler, buraya gelsinler. Instagram'a. TikTok'ta var ya Zümrüt. Adam amına koy, neyse ağzımı bozmayın da. Ağzını bozma, terbiyeli kadın. Yani, yemin ederim sana, bir saatte 1.500 2.000 dolar Sen ne kazanıyor. zaman Benim açacaksan geleyim öğreneyim TikTok'u senden. Ben öğrenemediğim için 1.000'in üzeri yaptım 1.000. Zorla uğraşa uğraşa 6 ayda zorla 1.000 kişi yaptım. ben daha dur. TikTok'u bilmiyorum ben, 300 oldum kullanamıyorum. 300 oldum. Önceki Allah. şeyimde diyor. Aa, çok zor değil mi? Birikmiyor. O TikTok'u bir türlü beğenmiyorlar. Çok zor giriyorlar. 6 ayda zorla Yo, 1.000 kişi yaptım. videolarında keşmek düşüyor. Elif'i biliyorsun, Türkan şuraya benzeyeni. Kim o kız? Türkan şuraya benzeyen. Nerede Dedim o ya. kız? Onu gör gitsin film şirketlerine de Türkan Şoray ya benziyor de hadi bir gacıyı oynatıyorlar. Bunu oynatsınlar. Kız bana bak, günlük deber alıktı Türkçe konuşmayı. No Dostan. O kız. No. Burada mı o kız? Burada değil ya, TikTok'ta. Almanya'da yani. Ha şey, Türkiye'de canım. Türkan Şoray'a benzeyeni diyorum canım senin Ha. yanında. Türkan Evet. Şoray sandım ben onu. Evet, aynen. Ne No, yeşil. no,
Sizin deverinizle yani ayda Evet. virüsle ha virüsle geldi vallahi virüsle olmasa Bravo. yemin ederim Canım, ne ama bu yapıyorsun? ikinci Bravo. bir dakika dinle. İkinci yayına yemin ederim virüs kaç tane rozeti aldım? Sen Bir tane değil. Beş tane at zümrütle bana. alıyor, alıyor, atar o benim. Aa, şart koşuyorum. Yok kız şart koşmam ona. Virüs diye. Merhaba Sibel Assolist'im ve güzel Zümrüt Hanım. Blau gibi kimse olamaz. Herkes seviyor onu. Blau yalnız biliyorsun. Özelden bir görüşmem lazım bana yapılanı. O benimle iyi geçinip seninle samimi olan birisi bana neler yaptı. O konu hakkında seninle konuşacağım. İsim vermiyorum buradan. Hep seni engelletiyordum. Sonunda bana madilik yaptı biliyorsun onu. Konuşacağım seninle özelden. Kızım. Yani burada çocuklara pek güvenmiyorum. Bizim eski çocuklar daha çok beni tutuyordu. Üzülüyorum yani yapılanları. Başa tutturdum çünkü az önce bundan birkaç yayınımdan orada bile göremedim. Sağ olsun Yasmin var ya hayvansever kızımız İstanbul'dan. O dedi Bülüç sana rozet attı Sibel abla diye. O şekilde gördüm. O yüzden başa kaldırmayı kaldırdım. Çalışıyor musun Blau? Ne yapıyorsun? Tamam. Annem, tamam annem. Kimseye güvenme, üzülme de canını sıkma. Burası sanal platform. Evet, sanal aleme kafayı takıp da uykuları zehir etmeye hiç kimsenin hakkı yok. Ay ben korkuttum ki. Ay kim kimden korkar ayol? Bizim bu yaşa gelen başımıza gelmeye kalmam. Senden mi korkacağız? Kimse kimseden korkmaz. O kendi kendine teselli buluyorlar işte. Acaba hatırladı mı? Doğru korktum altıma sıçtım. Uykuda mısın sevgili yarim? Çalışıyor musun Blau? Ne? Ay Blau senin hatıran stüdyo plan oldu. Birgül hoş geldin. Stüdyo plan oldu bana hatıran. Çok iyi birisi o stüdyo plan. Plan stüdyo plan mı ne işte geliyor yayına. Şeyin arkadaşı. Blau'nun o çok iyi birisi. Canım benim Blau'dan abla diyerekten Alanya Antalya tarafı işte neresiydi diye orası senin orayı unutuyorum. Evet Karıştırıyorum ben Alanya efendim. Antalya'yı. Şu anda Bülüşü'den, destekçiden, hayranımdan 10 dolar geldi efendim. Evet, nasıl geliyor Birgül de yolla. Birgül ablan da yollasın. Birgül ablan değil kızım. Birgül gönderebiliyorsa Birgül de rozeti alsın senden. Ben bilmiyorum rozeti almayı. Çünkü ben zaten şu anda iyi değilim. Biliyor beni Sibel. Yoksa ben alırım. Benim durumum iyi değil arkadaşlar. Açık konuşayım. Bakın bilet alacağım. Türkiye'ye gideceğim. Nasıl alıyor bir şey? Bir önce bu şey almayı, rozet olayını bir Ben burada anlatır mısın Sibel? Zümrüt, ben burada görüyorum zaten. Sen bu şey alma olayını anlatır mısın? Rozet olayını anlatır mısın? Nasıl alınıyor? Bak, Ne kadar ödeniliyor? Nereden ödeniliyor? kodlayayım. Blue Agencies, Blue. Ben ona Blue diyorum. Blue'den. Almancası. Almanca Blau deniliyor. Ha. İngilizce bilmiyorum. Blue mu deniliyor? İngilizce Blue. Ben Almanca Blau. Birgül Almanya'da. Biz Almanca Blau de diyoruz. Almancası Blau. İngilizce Blue. Blue galiba. Green, Blue.
Kız ben bilmiyorum. Sen öyle seviyorsun. Senin kızın, sen öyle seviyorsun onu. Gülnur'dan ben şey öğreniyorum. Film Gülnur Manager. Allah için konuşuyor yani. Konuşuyor Hani... Gülnur Allah için yani. Evet. 10 Yani bir türlü. dolar bazında rozet geldi. Bülür'den. Teşekkürler canım benim, manevi kızım. Aşkım benim, canımın içi. Sen nazla gezerken güzelim, gülleri çiğinde, ben şiir okusam sevgilim, kâküller içinde. Allah, bu sesler gitti gidiyor artık. Ama Zümrüt, şunu da söyleyeyim sana. Sen ilk Okşan zamanında tanıştığımızda sen de bana işte köpek, o zaman bir tane mi köpeğim vardı bilmiyorum da köpeğini Ne? işte İki mamayı taneydi, al. olur mu? Her zaman iki taneydi. O zaman da ikiydi. Benim Ha. dört köpeğim vardı, senin iki köpeğin. Benim dörttü. Yavruladılar burada. Evet. Bir de kendine rakı al, pirzola al, salata yap, meyve yap. Bak. Bak şimdi param olsa gene sana öyle yaparım. Bak aynısını bana bir kızım var, o da bana diyor. Abla diyor, ben sana yardım edeceğim, git rakı al iç diyor. Bak benim aynı öyle bir kızım var. İşte Abla bak. diyor, rakı al diyor Yapılan kendine. Balık iyilikler, al diyor, et al diyor. gerçekten sen ne varsa dilinde var senin. Arkadaşlar Ama benim babam da çok... böyleydi. Yedirmeyi severdi. Babam da öyle. Konu komşuya bu zengin de adam. Çiftçi, kökeni çiftçi, kendi okumuş. Başçavuştu. Babam bahçeye sofra kurdu. Ev almıştık. Ev yaptırmıştı babam. Bahçe içinde portakal ağaçlarının oralar satıldı. Oradan ev aldık. Yeni mahalle 23 evlerden. Orada babam bütün fakirdi bizim etrafımıza gelenler. Çardaklarda, kiralarda, çadırlarda kalanlar vardı. Gelir bizde yer giderlerdi herkes. Babam masa kurardı. Köpeklerimiz vardı. Sokak köpeğimiz vardı. Sokaktan gelen köpekleri alır. Babam orada bahçemizde büyütürdü onları. Bak kökten geliyor benim bu hayvan sevgim. Ayağı kırık köpekleri alırdı, anneme söylerdi, ayağını böyle sarardık annemle ikimiz hamurla, tahta koyardık, o köpekler iyileşirdi. Yani ben böyle büyüdüm hayvanlarla, yani benim babamın durumu çok iyiydi, rahmetli. Bolluk içinde büyüdüm arkadaşlar, ateşe benzerdim. Güle Zümrüt Hanım, ah. Ben merhametli herhalde. Benim annem babam ama böyleydi. Arkadaşlar bakın, ileride tanıştırırsam ailemle, benim ailem yedirmeyi çok severdi. Anladınız mı? Çevremiz hep fakirdi yani. Bir ev yaptırmıştık. Etrafımızda zengin kişi yoktu. Yazık. O atılan eşekler, atlar, onları bile beslerdik gidip böyle. Mama verirdik. Acırdı annem. O hayvanlara vurdur, çocuklar döverdi. O hatırlıyor musun Sibel, o dağlarda yaşlanmış hayvanlar o bahçe yerlerde köpekleri atlara atarlar, vururlar yara içinde. Düşünebiliyor musun, annem onlara bile götürür su verirdi, yem verirdi o soluk hayvanlara. Portakal ağaçları vardı. Ha, o portakal ağaçlarının içine baktım ki işe yaramıyor, atlara atarlardı. Atlar zayıf orada, bir de çocuklar Alışmamış döverdi onları. Mahallenin çocukları taş atardı, giderdik o hayvanları korurduk annemle. Vurmayın hayvana diye annem su verdi. O at böyle annemin gözüne bakardı. o. Artık insanlar hayvanlaşmış. Böyle bir ailenin çocuğuyum ben arkadaşlar Benim yani. bir videom var Zümrüt. Benim bir videom var çok kısa. Diyorum ki orada dört ayaklıdan değil, iki ayaklıdan korkun. Var var, biliyorum öyle bir video. Yazık Heh. kız, o işe yaramayan hayvanlara atıp neler yapıyorlardı o eşeklere falan.
Öyle onları zavallı annem. Hayvanları böyle seven bir kadın. Bir Çünkü şarkı kadın dinleyelim Sulistem. hangi şehri konuşuyor? Mersin'in o zaman Sulistem, hep çok yorumlara kapatacağım ama burada değerli insanlar var. Yorumlara gitmesin gözün. Aynı Günür gibi ol. Benim gibi ol. İşine geleni oku. bilmem ki hangi şehir. Şehir neresi olursa olsun İstanbul'da bir zamanlar köydü. Çalılıktı bağ kenarları. Şehir nere olursa benim yaşadığım yıllarda İstanbul'un bazı yerleri de ağaçlık, çalılık, yaramaz yerlerdi. Sonradan hep şehir Biraz oldu her yer. evet, çalıştım. Yani ha Evet. Mersin, ha İstanbul, ha Ankara. Oralarda Yok. taşlık şeydi. Tarsus diyor birisi. Tarsus değil efendim. Kendi kendine yalan konuşma hemen. Oradan çıkardın Tarsus. Ben Tarsus mu diyorum? Mersin diyorum. Sen Tarsus. Ben Mersin doğumluyum. Tarsus doğumlu ben değilim. Öbür kızlar var. Sibel'in Ha, tanıdığı bizim bana kızlar var. diyor Tarsus'ta çıktın diyor sahnede. Doğru. Yok kim Çardak'ta. çıktı? Ben çıkmadım. Sen mi? Sen mi Ben. çıktın? Ben çıkmadım. Ha doğrudur. Tarsus'ta bir müzikol vardı. Tam Tarsus'un çıkışında devamlı bir müzikol sanatçı getiriyordu orası. Hatta dediler ki buraya seni Nerede? başlatalım. Yok dedim ben yazın Caddede. çalışmam burada dedim. Issız bir yer. Ha tamam doğru. Bir gazinolar vardı oralarda. Evet ben gelip gittiğimde uçakla gelirdim. Adana havalandan çıkarken Tarsus'tan geçerdik taksiyle. Arabayla gelir alırdı abilerim beni. Çardak Araba temelliydi. kiralar gelir alırdı abim. O ölen abim. Beni gelir alırdı rahmetli. Havalanda. İşte Çardak temelliydi. Tarsus'la Mersin kesişiminde. Ha çardak var evet. Herkes çalıştı orada canım. O şey en çok da şey o çocuğun adı ne? Kıvırcık saçlı bir çocuk vardı. Nurettin'in yeriydi. Kaset maset yaptı o çocuk. Ha, o çocuk çok çalıştı orada. Devran'a benzeyen bir çocuk çok çalıştı orada. Müzisyen bize çalan. Lubunya bir Lubunya vardı. Oralarda çok çalıştı. Çukurova'da. Hatta beni gazetede falan çıkardı. Cengiz Ersoy. O kaset falan yaptı bizim yaşlarda. O bayağı yaşlandı. Mo. Similyalı Elegin Fokri'yi ya. açtı yani Kıvırcık Cansu bu. Devran'ın aynı benzeri. Devran yokken o vardı. Sonradan Devran çıktı. O çocuk okuyordu oralarda, Çukurovalarda. Cengiz Ersoy mu? Yok yok Cengiz Mengiz değil onun adı. Başka bir şeydi ya. Eski bayağı onun var. Cihan bilmem ne. Cihan Cihan Erman değil de ona benzer bir şeydi galiba onun adı. Ona benzer bir isim var. Ersoy. O da Cihan Ersoy mu? Cihan Erman mı? Ondan sonra bir çocuk daha çıktı. O isimli bir Cihan daha var. O bayağı isimli Cihan Ersoy. oldu. Yaşlı Rumunya'yı biliyor musun sen? Onun Cihan genç bir Cihan var yeni. O değil. Eski Cihanlardan biri var bizim Tamam, tamam. zamanlar. Tamam, Bak biliyorum. kimleri tanıyorum bak. Semra Özden ablaların zamanında. Özden abla dans yapıyordu. Kızlarla oynuyordu. Senin kaldın Semra. Ben de gidince kalıyorum orada. O Bahçeli Semra o zaman dans ediyordu kızlarla. Bir kızının birinin adı Ahu'ydu. Birinin adı Selma'ydı. Selma leblebiyle yaşadı İstanbul'da uzun süre. Leblebi Vırvır'da çalışıp Selma'ya para yediriyordu. İzmir'den Berde getir. Beraber yaşadılar İstanbul'da. Ya neler neler. Allah benim hayatım roman o. Bir gün alalım anlatayım hayat. Neler neler biliyorum. Cihan Ünal değil be. Cihan Ünal isimli artist. Lubunya mı Cihan Ünal? Türkan Şoray'ın kocası Cihan Ünal. Cihan Erman değil de ona benzer öyle bir soyad. Galiba o da Cihan Erman'dı herhalde ama asıl isimli başka bir Cihan Erman var şimdi. Şeyi Bülent'in şarkılarını falan oku çok tutuldu. O değil o genç çocuk değil. Bir tane genç var çok tutuluyor. Bütün her yerde okuyor Lubunya, Laço gibi çıkıyor sahneye. O Can, Cihan var. siz bilmezsiniz de Cansu vardı. Şener
Şener miydi? Can Şener. Ha. Beraber Diyor zaten. canı diyorsun sen, diyor canı ha. Yaşlı. Balamoz. Öldü o, öldü o, O. evinde öldü o. Benim o komşumdu, onlar ilk benim Lubunyalılara özenmiş. Zümrüt Hanım, Bülent Ersoy'la hiç tanıştım. Ne olur tanısam ne olur. Tanıştım. Bülent görüşmüyor değil, herkesle görüşüyor. Peki Ne olur ben Zümrüt, Bülent'le sana tanısam ne olur? Beni yanına mı bir aldı? soru. Beni yanında mı 24 taşıdı? Yok, başka birkaç tane arkadaşı var. Eski elbiselerini ona veriyor Bodrum'da. Benim kız Bak, arkadaşlarım var, isim sana vermeyeyim. bu Onlara soru. veriyor elbiselerini. Eski giymediği elbiseleri onlara veriyor. Can Fener yaşasaydı Madame Barika mı? Nedim Uzun? Can Şener miydi? Eli uzun olarak mı? Şey olarak. Kız Can Şener'in oyununu gibi kimse oynayabilir mi? Çok güzel oynuyor. Sahneye çıkıp sahneyi o ya, yıkıyor. Onun gibi hiç Madame Marika olabilir mi? Madame Marika'nın ne ismi var ki? Sadece piyasada olur mu? O çıktı her yerde onlar. Naşçıydı ama. Götürürdü. 2 dakikada orayı soyardı. Ama gittiği her En gazinoda, kalite tutuldurduğu her otellerde, gittiği yerde en onlar kalite. icat ederlerdi. Naşçıydı. Öyle alışmış çocukken. Şimdi secdesini sormuyorum. Ha, Ama özel hayatı naş. 2 dakika tuvalet kağıdına kadar zengin. Evinde her şey var. Tuvalet kağıdı çalardı. Öyleydi. Ama sahnesi dört dörtlüktü. Allah için. Eskilerden bizim. O bizden büyük. Ben onlara özendim. değiştirdi Zümrüt? Onlar benden çok Bir 80'li 90'lı yıllardan bahsediyorsun sen. 88'li yıllar benim yeni Lubunya saniye. olduğum yıllar. Kulise Okul bitiyor. girmeden kaç saniye kaç kostüm değiştirirdi kulise girmeden sahnede? 3 tane değişik giyerdi. Çıkıp giyerdi. Berna oynarken o bir Arabi, arabi. La 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 la. şeyi yaparlardı. Üsküdar'a giderken tabloyu lokum atarlardı müşterilere. Ben de solist çıkarırdı. İlk beni çıkaran o Berna. Onun gacısı Berna. Mersinli ameliyatla. Arap sizin eskilerden o. Kızım ben çıkmayayım yayından. Köpekleri bir çıkarayım bak. Tamam, Ay. ben de kapatayım. Yeter. Anlattık anlattık. 18 kişiye ne anlattık boşuna. Çok teşekkür ediyorum. Solistin konuğum oldu. Gene yayın. Peki gidiyoruz. Kapat sen oradan, boş ver. Evet efendim. Mazilere daldık. Konu yarım kaldı derken Can Şener Cansu ile birlikte Mersin Tarsus'ta ben de o zaman oradaydım. Şimdi orada olmayayım da. Kazancı vardı, kazancı. Kara duvar vardı. Buralar hep lüks gazino. Yani al laçoyu, al gıcıyı, gir, otur restoranta, İç biranı, masayı al, şey getirsin odana. Kul misali. Eğlence. Yani. Çok güzeldi o Cansu. Şener de Cansu Şener de neydi? Az önce Zümrüt söyledi ya.
Aa, İsa hoş geldin. Merhaba. Hoş geldin canım benim bir tane. O da Arabi olaraktan çok güzel. Kim parası yok? Seni engelliyorum. On musun nesin? Ben burada para için mi yayın yapıyorum? Terbiyesiz. Ha, pardon, yanlış anladım. Kız paraları yoktu. Ha, şeyin mi? Tarsus'taki. Yo. Birisi huysuz virjin gibiydi. Diğeri de süper oryantal bir Cansu Caner mi? Yok. Neydi adı ya? Şey, soyadı. Cansu Caner mi? Neyse. Evet, yanlış anladığımdan dolayı efendim ve ondan dolayı, yoksa elim tam engellemeye geldi, blokeye geldi. Orada portakal orada kal Sibel dedi. Evet. Şener de biliyorum ama diğeri de şeydi. Cansu'ydu. Hatta Cansu da tarikasın içerisinde evlilik kokuriye madilikten aşatıldı. Teşekkür ediyorum canım benim. İsteyeceğim. Yorumları göremiyor diyor birisi de. Sen Yıldızhan mı? Ha. Yıldızhan gel de kebap pişirelim. Yedir bizi. Olmaz mı? Olmaz mı ya? Olmaz mı? Görüyoruz bir son iste. Demiş saçım. Köründen madden neredesin? Ay, köründen madden olsa var ya, gerçekten hediyelere boğar beni ha. Ha. Nerede? Ay, bir etiketleyin ya, köründen maddeni madden olaraktan. Efendim, Selma'cığım hoş geldin canım. Yayınıma, videoma son vereceğim efendim. Evet, konu nereden nereye açıldı efendim? Böyle güzel muhabbetler olsun. Güzel insanlar anılsın. Kötü olup ölen insanların ardından bir kahve içip yaşayan insanlar ölünün arkasından konuşmasınlar. Yarın bir gün ölümlü dünya, fani dünya. Kimseye baki kalmaz. Nereden nereye geldik sevgili Zümrüt Solistim'le birlikte? Aslına bakarsanız programı uzatacaktık ama Sofya Salim vardı. Kısaca özetleyeyim. O da Tarsus'ta efendim ilk transseksüellerden birisi.
Ben o zaman 6-7 yaşındaydım efendim. Darmstadt Mersin'e giderdim. Orada tanıdım, şimdi tanımayayım. 7 mahalleye 7 kazan yemek yapar dağıtırdı efendim. Sofya Salim, Alev, Tamara. Zümrüt de onlara çekmiş, ben de onlara. Kaderimiz de onlara çekmişse, Allah'ın bileceği bir şey. Allah'ın alacağı bir can, kulun alacağı bir yaputka yesin mi? Öpüyorum. Kendinize iyi bakın efendim. Görüşmek üzere. Efendim o kadar korktum. İşim var çünkü. Bugün pazartesi. Yani. Bir şeye gideceğim efendim. Pazara. Bluz alacağım. Terni alacağım. Aşörtmen alacağım kendime. Olmaz olmaz. Bu iş olamaz. Hiç yalvarma, bu iş olamaz. Ay İshaç'cığım, seni çok seviyorum. Her katılan hayranlarıma, teşekkürlerimi arz ediyorum efendim. Kimi? Aa, Bülüşlü. Bülüşlü. Canım benim. Bülüşlü'ye de efendim teşekkürlerimi arz ediyorum. Yok bana rozet atan, alan, almayan, ayırt etmeksizin efendim. Sadece insan olalım. Birbirimizin arkasından kuyumuzu kazmayalım. Şu gay, bu, laçovari, yok bu. Bilmem nerede, carttır curttur diyerekten kesinlikle, eğer öyle bir şey olursa Sibel Baysal, bir zamanlar hatırlar mısınız efendim? Fatma Girik. Fato. Peşinde miydi? Neydi? Öyle bir program vardı. Ona da bir, yani onun gibi bir şey oluyor zaten. Bundan dolayı gelin bana bir adım, gelin sana iki adım. Benim hayranlarım olsun, sevgili takipçilerim olsun. Her ne kadar benim yayınıma geliyorlarsa, onuru ediyorlarsa, kötü yorum yazmadığı süre içerisinde onları engellemem. Her şey bağış rozet olayında değildir. Bunu söyleyeyim. Ama ben şunu öğrendim. Ne dedim? Dedim ki ya birisi sana Sibel Baysal kötü bir yayın ya, şey yayın ya aman pardon çok özür diliyorum efendim birisi bir şey yazdı. Başa tutturduğumdan dolayı onu belki de yanlış mı anladım acaba diye şöyle bir gözden geçiriyorum. Ha, bakıyorum efendim. Eğer ki kırıcı bir şey davranıyorsa bana o yorumuyla sizlere dahi veya siz okuyabilirsiniz. Sizden sonra gelebilecek insanlar okuyamaz ki ne? Ben ne yapıyorum? Hemen engel butonuna basıyorum. Yani bundan dolayı moralli oluyorum.
Evet. Şu anda efendim bakalım Yasin gelmiş. Evet. Ceyna zaten. Evet, son yorumları okuyorum. Başı kaldırdım, başa tutturdum, kaldırdım efendim. Şimdi ben her şeyi açıklamak zorunda değilim. Geçenlerde yine bir iblis rahatsız geçirdim efendim. Bir de diş tedavisi görüyorum. Bundan dolayı bir şey de yemiyorum. Yediğim zaman da ayı gibi yiyorum. Yani ben, o yüzden yani özür diliyorum. Mesela şöyle örnek vereyim. Yani şu şu karpuz efendim. Bunu bu şekilde yiyebiliyorum. Sol taraftan çiğneyebiliyorum. Sağ taraftakiler yapılması gerekiyor. Bundan dolayı ne batıyor? Sürekli sol taraftan. Yani bunlar şey değil. Ne derler? İnfalat değil. İnfalat değil canım. Bundan dolayı yani kimse benim çiğnememi, yemek yiyişimi herhalde ki karışmaz diye düşünüyorum. Değil mi? Yasmin hoş geldin. Aslan bir tanem. Yani estetik olaraktan dişlerim güzel görünse ne olacak? Görünmese ne olacak? Çiğneyemedikten sonra. Evet, bilir. Gerçekten Yasmin canım benim çok iyi bir insan o da. Evet Yasmin sen gelmeseydin kapatacaktım. Yine kapatacağım yani. Neyi kapatacağım? Kapıyı. Süre bitecek süre.
Ay efendim, ben bilmiyorum, gerçekten şu anda bakayım kim rozet atmış, hemen ismini okuyor. Blue E Cenis Hasan Yıl Perfu M 99 Paki Hanım ve Cemal Ateş. Evet efendim. En fazla rozet alan Blue Cenis. Olmuş. Evet. Evet. Rozet atan olursa diyeceğim de yani 53 centli bir baktım ki blue o maşallah var 60 almış yani buradan görüyorum tekrar bakayım ondan sonra evi gezdireceğim efendim temizlik yaptım genel temizlik. Aa yatıyor mu? Adana'dan selam. Aa İshaç. Ama sen görünmüyorsun İshaç'ım burada. Ha. İshaç şu anda göründü efendim. İshaç 6 rozet almış. Şu an baktım. Yalan yok. Şu an buradan bakıyorum zaten. Evet. Efendim, yayın sona eriyor. Son 20 saniyeden geriye düşüyoruz. Evet, yayınlama